Ciddi sıkıntıları da var bu ekosistemde. Bugün sen bunu niye yaptın, niye bunda başarısız oldun diyemiyorsunuz. Nasıl bir ekosistem kurulmalıdır? Yani aklımızda ne yanıyor? Para 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 para. Buradaki ortak fayda ne? Peki biz nasıl ekosistem olabiliriz? ekosistemleri böyle ballandıra ballandıra anlatıyoruz işte platformları anlatıyoruz vesaire filan ama ciddi sıkıntıları da var bu ekosistemlerin. Ne gibi? Az evvel söyledik mesela ekosistemler o kadar büyüyor ki devletlerin önüne geçiyorlar ve devletlerin önünde ilerliyorlar. Fakat devletler arkadan bunları enselerinden yakaladıkları anda gel kardeşim sen bunları 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 böyle boş bir alan buldun. Hızlı bir şekilde ilerledin ama benim seni regüle etmem lazım bulunduğun sektörü dedikleri noktada örnek olarak WeChat'i verebiliriz misal. WeChat özellikle Çin'de işte devlet yönetmelikler getirmesiyle beraber birçok yönetmeliğe takıldı. Onun haricinde ekosistem sıkıntılarını şöyle söyleyebiliriz. Misal Amazon. İşte herkes Amazon'un başarısından bahsediyor. Vay efendim Amazon şöyle dijital, böyle dijital diyoruz ama Amazon bildiğiniz anormal büyük bir lojistik operasyonu yapıyor. Çok ciddi bir operasyon firması aslında. Depolama, ürünlerin sevkiyatı, ürünlerin müşteriye ulaştırılması, adreste bulunmayan müşterilerin o paketleri nereye bırakacaklar? Tekrardan geri topluyorlar vesaire. O içerisinde kaybolan paketler gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bir üçüncü örnek Alibaba'yı verebiliriz. Mesela Alibaba yapay zeka veya yeni nesil teknolojiler için çok ciddi anlamda bir arge bütçesi ayırmış durumda. Bu da ekosistemlerin önünde aslında ciddi bir finansal yük olduğunun da bir örneği. Diğer taraftan ekosistemler o kadar büyük bir doyum noktasına geliyorlar ki belirli kanalları kapatmaları gerekiyor. Bu aynı şeye benziyor. Bizim nasıl Türkiye'de böyle her yerde mantar gibi alışveriş merkezi var. Bazı markalar o shopping mallarda olmak zorunda hissediyorlar kendilerini ve oraya illa girmeleri gerekiyor. Süpermarket markaları böyle veya tekstil markaları böyle vesaire veya elektronik bilgisayar satan, teknolojisini satan marketler bu şekilde. Uluslararası platformda da mesela Google kendisine ait mesela cep telefonu üretiyor. Diyeceksiniz ki kardeşim niye böyle bir hareket yapıyor? Ya, tutturamadı bir türlü ama bu arada. Evet ama yani bunu yapması gerekiyor. Bazı şeyler de ya arkadaş Google sen bunu niye yaptın? Niye bunda başarısız oldun diyemiyor. Çünkü gerçekten de adamlara hak veriyorsunuz. O kanalı, o o o segment açık kalıyor ve orayı kapatması lazım. Valla hocam ben Google'ı çok takdir ediyorum bu konuda. O kadar çok şey açtı. Birçoğunu da kapattı. Kapattı. Ama evet. hiç yılmadan, yılmadan açmaya yılında. ve buna, yani, devam yani, devam bu arge bu oluyor günün evet. sonunda bu yaptıkları. Ders alıyorlar değil mi bir şeylerden? Neyi yanlış yaptıklarını? Şöyle görüyorlar. benim hemen aklıma bir cep telefonu konusu geliyor. Google Glass mevzusu geliyor Tabii. ve Google Plus mevzusu geliyor. Bu Plus sosyal konuşmuştum, medya evet. Şeyini onda konuşmuştuk. Gözlük tarafında ilk çıktığı anda çok ciddi bir başarısızlık söz konusu oldu ama yılmadı Google. Hala üzerinde çalışıyorlar ve bence başarılı olacaklar diye tahmin ediyorum özellikle gözlük tarafında. Fikir çok güzel hocam zaten. Rakipleri de çıktı artık. Evet. Hatırlar mısınız? Mission Impossible dizisi vardı. Evet. O dizide işte gözlük takardı. Lense, o... lense takıyordu. Lense, lense de, de Tabii. Abi. Yakışıklı olan vardır orada. Adını unuttum şimdi. <laughs> Özelliği o. yakışıklı bu. Evet. <laughs> tipe gibi. O takardı. Biri böyle bilgisayarda başında durup gördüğü kişi mesela ki Levent Hoca. işte Galatasaray Üniversitesi. Şurada falan diyor. bir Seceriz çıkardı. Bütün kişiye özelliklerini ha, de <gülüyor> <gülüyor> söylerlerdi ki muhabbete öyle girerdi. Evet çok iyi. Özel bilgilerle beraber girerdi. Google Glassı duyar duymaz aklıma ilk gelen şey bu hocam. Bir de şöyle bir durum var Google Glass'ın ilk çıkış noktasında başarısız olmasının sebebi Metaverse yoktu o zamanlar. İlk çıktığında hatırlar mısın bilmiyorum. Doğru doğru. Metaverse'ün gelmesiyle beraber insanlar ya arkadaş ben vücuduma bir şey takabiliyorum. Böyle bir headset takabiliyorum. Bir gözlük takabiliyorum ve ben başka bir dünyaya gidebiliyorum'u öğrendiler. O Metaverse süreci, Metaverse'ün ortaya çıkışı Google Glass'a da çok ciddi anlamda işine yaradı. O Learning Curve'ün üzerine bindi şu anda Google Glass. Hocam bu Metaverse deyince sadece sadece Facebook'un, Instagram'ın sahip olduğu firma üst başlığından bahsetmiyorsunuz değil mi? Bahsetmiyorum. Oculus'tan bahsettiysen, evet. Oculus'tan bahsetmiyorum. Hayır hayır şunu demek istiyorum. Metaverse yani o meta var ya Facebook'un evet. E, o her şeyi o... alt üst etti. Meta deyince bazen <laughs> Facebook'u mu kastediyorlar? Sadece şirket olarak yoksa dijital dünyayı e, mı meta kastediyorlar? Meta Yani virtual reality diyebilirsin. Ta, i̇şte ta, ta, augmented ta. reality diyebilirsin vesaire. Hmm. Başka başka şeyleri de çıktı. Yasak için. olmalı bence meta koyması ismi yani. Meta evet o metayı nasıl bulduysak güzel bulmuş. <laughs> evet, evet. Ama muhtemelen aynı Elon Musk gibi o x.com'u nasıl bulduysa muhtemelen onlar da o metanın şeyini ayarlamışlardır önceden. Hukuki zeminini vesaire. Büyük ihtimalle. E, bence başarılı en azından Tabii. isim olarak. Tabii. bu firmalar sahip oldukları ekosistem farklı şekillerde paraya çeviriyorlar. Bir kere e, özellikle value proposition diyoruz her zaman. Yani o değer önerisini, müşteriye olan katkısını çok net bir şekilde bir kere bir ortaya koymak gerekiyor. Bu bir. İkincisi bu turnike geçişlerini. Yani ne demek turnike geçişi? Etkileşim. Her turnikeden geçirdiğiniz adam aynı siz nasıl feribotta veya bir maç kuyruğunda turnikeden geçtiğiniz zaman aslında bir para ödüyorsunuz. Aynı onun gibi o modelleri iyi oturtmak gerekiyor. Bu turnike geçiş ücreti modeli ne olacak? Lisans mı satıyorsunuz? Komisy komisyon mu alacaksınız yaptığınız transaction'dan veya bir işlem başına bir şey mi veya üyelik modeli mi kullanım mı? Bunları iyi belirlemek ve net olmak gerekiyor. Çünkü müşteri nezdinde de bunların kafa karışıklığına neden olmaması gerekiyor sunduğumuz modelin. Bu iki. Diğer taraftan madem o turnikeleri biz geçiriyoruz. Az evvel konuştuğumuz gibi mesela Amazon'un yaptığı gibi o turnikeleri çoklamak gerekiyor. Diğer taraftan ilk sunduğumuz o value proposition'ı da sürekli olarak geliştirmemiz lazım. Yani ilk başta biz bir ihtiyacı bulduk. Bunun üzerine gittik. Bunu tamamladık artık tamamdır piyasadan da bir teveccüh aldık artık müşterilerimiz var deyip köşemize oturmamamız gerekiyor. Bir inovasyon stratejisiyle ilk başta müşterilerimize sunduğumuz value proposition'i geliştirmemiz gerekiyor. Veriyle alakalı başlı başına bir, bir, veya iki bölüm çekmemiz lazım. Çünkü özellikle ekosistemlerin üzerinde oturduğu veri yığını bir veri okyanusu aslında. Hocam benim bu konuyla ilgili bir şakan var yapabilir miyim? Evet. Nedir? Şimdi bilmeye hazırlanıyorum. Tabii. Müşteri biliyorsunuz veli nimet ama artık günümüzde makbul evet. olan veri, veri nimet. nimet. Evet, çok <laughs> Ama güzel bir Bir şey söyleyeceğim hiç. ya, bağlam <laughs> olarak falan çok güzel oturmadı lütfen hocam? Bana burada kemik atın lütfen. Tamam. <laughs> Şimdi inovasyona geldik. İnovasyon için nasıl bir ekosistem kurulmalıdır? Yani burada aslında soruyu ters soruyoruz. Bizi inovasyona götürecek bir ekosistem oluşturmamız gerekiyor. İnovasyon derken de aklımıza hemen şu gelmeli. Birçok inovasyon yapabileceğimiz aksiyon var, yapabileceğimiz taktik var veya alacağımız var diyebiliriz. Çok basit anlamda iki tip iki yoldan inovasyon yapabiliriz. Bunlardan birincisi mevcut kadrolarımızın uzmanlığını arttırabiliriz. Yani diyebiliriz ki kardeşim ben bir alan seçtim, bir savaş alanı seçtim. Bu alanda e-ticarette işte blockchain uygulamaları misal. Burada ben bir inovasyon oluşturmak istiyorum dediğiniz noktada kendi mevcut olan organizasyonumuzu, örgütümüz içerisindeki personellerimizi o alanda bizim eğitmemiz gerekiyor. Bu eğitim dediğimiz anda hemen tak diye aklımızda ne yanıyor? Para 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 para. Çünkü bu insanları hadi otur eğit, yok kursa gönder, yok onların eğitim masraflarını üstlen vesaire gibi bir süre söz konusu. Bu hem para hem zaman demek. Bir de çok ciddi anlamda bir risk demek. Neden? Çünkü personeller bu eğitimleri alırlar vesaire. Yok kaşım ağrıdı, yok gözüm ağrıdı, bilmem ne oldu, evde şu oldu, bu oldu vesaire. İstifa edip elinizden kaçarlar. Bu yapılabilir ama. Yani böyle bir yol olabilir. Fakat biraz tuzlu ve biraz riskli bir yol. İkinci yol, biraz daha risksiz olan bir yol. İş birlikleriyle inovasyon yapmak. Yani yeni iş ortaklıklarıyla sektörde zaten onun için aslında ekosistem diyoruz, biliyoruz hepimiz. Yani görün görmüşüzdür. Su aygırlarının veya gergedanların üzerinde kuşlar olur mesela değil mi? Yani. Onların üzerindeki pislikleri falan falan yerler. O aslında gergedan ve su aygırı temizlenmiş olur ama oradaki gergedan için pislik olan şey aslında kuş için evet. yiyecektir. Bu biraz ona benziyor. Büyük ekosistemler ufak start startuplarla bir araya gelip bu işbirliklerinden farklı değerler oluşturabilirler. Burada tabi bunun içinde oturup korunaklı kale modeliyle ilerlememek gerekiyor. Çünkü korunaklı kale modeliyle ilerlerseniz Hiçbir startup sizin o mifer gibi bir kalesinin içerisine giremez. Onun için kapıları açmanız gerekiyor. Onun için bir açık inovasyon modeli geliştirmeniz gerekiyor. Açık inovasyon konusuna da dilersem daha sonra değiniriz. Burada hazır ekosistemleri konuşurken ekosistem modellerinden de ekosistem tiplerinden de konuşmamız gerekiyor. Çok genel kabaca iki tip ekosistem var diyebiliriz. Bunlardan birincisi merkezi ekosistemler, diğeri de uyarlanabilir ekosistemler. Yani bir tanesi adaptive ekosistemler. Diğeri de daha centralized ekosistemler. Bunu böyle söyleyince genellikle şöyle algılanıyor. işte derslerde, seminerlerde falan ya işte ay, merkezi ekosistemler kötüdür. Uyarlanabilir işte ekosistemler iyidir falan şeklinde böyle bir algı oluşuyor. Niye? Bu bir kelime oyunundan kaynaklanıyor. Yani işte adaptive dediğiniz zaman daha artistik duruyor, daha böyle bir cool duruyor falan. İnsanlar diyorlar ki ya bu uyarlanır ekosistemler daha iyi. Hem ticarette hem de dijital dünyada bir şeyin şu iyidir, bu kötüdür vesaire falan demek hem yanlış hem çok ön yargılı olur. Konjüktüre bakmak lazım değil mi hocam? Şöyle hem sektöre hem endüstriye hem de söylediğin gibi bulunduğumuz çalıştığımız ortama bakmak lazım. Özellikle merkezi ekosistemler daha çok böyle bir legasisi olan daha köklü endüstrilerde ve sektörlerde daha iyi çalışıyorlar. Yani mesela bir finans sektörü dediğiniz zaman merkezi ekosistemlere sahip olan firmalar çok daha başarılı olabiliyor gibi genel bir gözlem yapabiliyoruz. Uyarlanabilir ekosistemlerde genellikle işte az ben söylediğim gibi korunaklı kale modelinden çıkıp ya arkadaş dur benim yaşamam için, hayatta kalabilmem için, o ekosistem içerisinde nefes alabilmem için benim farklı organizmalarla, farklı sistemlerle iletişime geçmem gerekiyor, etkileşime geçmem gerekiyor. Ne yapalım? Mesela iş ortakları nasıl olabilir? Merkezi ekosistemlerde biraz daha merkezi bir yönetim tarzı vardır. İş ortakları daha belirlidir, kurallara uyarlar vesaire. Ama uyarlanabilir ekosistemlerde iş ortakları daha belki küçük yapılardır ve katma değerleri biraz daha yüksek olabilir ekosistemlere. Burada özellikle uyarlanabilir ekosistemlerde lead eden, yani işin başındaki ekosistem daha koordinatör pozisyonundayken yani bir şey emretmez. Yani şunu yapacağız, bunu yapacağız vesaireden ziyade daha koordinatör pozisyonundayken merkezi ekosistemlerde biraz daha tabiri caizse dikta rejimi vardır. Yani benim kurallarım var kardeşim. Sen bunları, bunları, bunlara uyarsan biz seninle çalışabiliriz gibi kuralları söz konusudur. Bu merkezi ekosistemlerle uyarlanabilir ekosistemler arasındaki farkları bu şekilde ifade edebiliriz. Burada az evvel söylediğim gibi ne merkezi ekosistemler ne de uyarlanabilir ekosistemler için şu falanca endüstride geçerlidir. Şu sektörde çok iyi işler vesaire filan diyemiyoruz. Bu biraz aslında o ekosistemlerin yöneticilerine ve senin de söylediğin gibi konjonktüre kalmış bir durum. Ama şu bir gerçek ki uyarlanabilir ekosistemler daha inovasyona açık, biraz daha open, daha açık sistemler olduğu tabii aşikar. Burada uyarlanabilir ekosistemler bize neler getiriyor, neler vaat ediyor diye soracak olursak bu iş ortaklıklarıyla az evvel konuştuk ya yani inovasyon için iş ortaklıkları kurmalıyız vesaire filan. Merkezi ekosistemlerde bizim derdimiz kesin bir ticari hedefken yani misal ne olabilir? Benim derdim şu. Benim derdim e-ticaret sitesi kurmak mesela. Böyle bir dert edinebilir merkezi ekosistemler. Uyarlanabilir ekosistemlerde edineceğimiz dert şu olur. Ya ben e-ticaret e sistemlerini kurarken blockchain teknolojilerini kullanırım. Nasıl kullanabilirim? Bunu gibi bir dert edinirler. Aradaki fark aslında bu. Buna çoğunlukla literatürde bir savaş alanı belirlemek, yani bir battlefield oluşturmak hmm. diyoruz. Buna aslında en güzel örnek Pepper örneğini verebiliriz. Pepper bir robot, Mastercard'ın, Pizza Hut'ın, SoftBank'in bir araya gelip beraber oluşturduğu bir proje aslında. Softbank'te belki duymamış olabilirsiniz ama evet, Japonya'nın en büyük yazılım firması. Bu üç firma bir araya geliyor ve pizza hatlarda o kuyrukta bekleyen veya dükkanın içerisine restoranın içerisine giren müşterilerden hızlı bir şekilde pizza siparişi alabilmek için böyle bir robot geliştiriyorlar. Fakat şöyle enteresan bir şey oldu. Covid döneminde bu pepper'ı hastanelerde kullandılar. Hemşire olarak. Yani böyle bir enteresan bir hemen adapte ettiler demek ki. Evet evet yapıldı ha, bu. Güzel. Şu anda da kullanımda. Yani farklı alanlarda yani pizza için pizza siparişi almak için bunu niyetleniyorsunuz ama şartlar işte konjonktür vesaire filan değiştiğinde değiliz zaman farklı niyetlerle de kullanabiliyorsunuz. Bir diğer merkezi ekosistemlerle, adaptif ekosistemlerin arasındaki fark yarasa sinyalleri. Yarasa sinyalleri dediğimiz şey şu. Resmen Batman'den geliyor değil mi artık bu? Evet. Bat Signals <laughs> de, evet. deniyor. E, ya şey, Batman değil? çizgi romanından <laughs> geliyor yani. Literatürü <laughs> oradan geçmiş. Az evvel söylediğimiz gibi uyarlanabilir ekosistemlerin daha koordinatör pozisyonunda olup herkesten her paydaştan artık o proje neyse o proje içerisinde yer alan paydaşlardan gelen sinyal yönetip belirli bir yere kanalize etmesiyle alakalı. Mesela burada Loves diye bir yapı market zincirimiz var. Bu yapı market zincirinin şöyle bir derdi oluyor. Daha önce sattığı ürünlerle alakalı bir depolama problemi oluyor. Hmm. Çünkü bundan 10 sene önce 8 sene önce sattığı bir ürünün yedek parçasını tutma durumu söz konusu ve bunu tutabilecek ne kapasitesi var ne yeri var ne bir lojistiği var vesaire filan. Diyorlar ki biz acaba bu tutmamız gereken bu envanteri aslında fiziksel olarak değil de dijital olarak biz bunları bir serverda tutsak ve müşteri talep ettiği zaman, ihtiyacı olduğu zaman 3D yazıcılardan acaba üretip bunu verebilir miyiz gibi bir yaklaşımları oluyor ve bunu gerçekten de yapıyorlar. Bir 3D yazıcı üreticisiyle, bir 3D ürün tasarım firmasıyla ve endüstriyel 3D yazıcı firmasıyla bir araya gelip böyle bir proje oluşturup bunu hayata geçiriyorlar. Diğer taraftan uyarlanabilir yani adaptif ekosistemlerin şöyle de bir güzel tarafı var. Mümkün mertebe farklı iş ortaklarıyla, farklı backgroundlardan gelen, farklı deneyimlere sahip iş ortaklarıyla beraber çalışıyorlar. Buna da mesela en meşhur ve en güzel örnek mesela Cisco, blockchain tabanlı bir tedarik zinciri projesi için aynı anda hem DHL'i hem Caterpillar'ı hem Airbus'ı aynı masaya mesela oturtmuş durumda. Şimdi dört tane büyük firma. Cisco'dan bahsediyoruz, DHL'den bahsediyoruz, Caterpillar'dan, Airbus'tan bahsediyoruz. Bu firmalar kendi alanları Yanında oldukça tanınmış firmalar. Öyle değil mi? Ama bunlar ortak bir dert nedeniyle bunlar oturup bir arada bir proje içerisinde yer alabiliyorlar. Crossover Talks gibi geldi bana biraz. Ona da benziyor <laughs> E tabi influencerlar yani meşhur Fark insanlar farklı ortak bir çaba. Gelen insanlar Bir arada muhabbet ama ediyorlar. Ama aynı konu üzerinde konuşuyorlar değil mi? Evet. Burada tabi iş ortaklarını da böyle bir yapışkan gibi birbirine bağlamak lazım. Bu bağlamayı kim yapıyor? O ekosistemin liderliğine soyulan kişi yapıyor. Yapıyor. Mesela az evvel Loes örneğini verdik. Burada o firmaları, o 3D yazıcı firmalarını bir arada getirmek için bir ortak fayda sunması lazım. Buradaki ortak fayda ne? Fiziksel mağazaların bulunması. 3D sektöründeki o yazıcı firması, tasarım firması veya o endüstriyel yazıcı üreten firmaların hiçbirinin böyle bir fiziksel imkanı söz konusu değil. Siz bunlara bu kapıyı açmış oluyorsunuz. Bir. İkincisi bir başka örnek verelim. Mesela Samsung tam bir örnek verelim. Samsung nasıl bir ortak fayda kendi tedarikçilerine veya paydaşlarına kitlesel bir üretim veya bir dağıtım ağı sunabilir. Hmm. Çünkü Samsung'un böyle bir, bir yeteneği var, gerçekten bir şey var. Amazon misal Kindle'ı bir ortak fayda platformu olarak kullanabilir. Çünkü online dağıtım kanallarına erişimi söz konusu Amazon Kindle'ın. Onun haricinde mesela Mastercard yine bir ortak fayda sunabilir kendi paydaşlarına ve iş ortaklarına. Neden? Çünkü hiçbirimizde olmayan güvenle online finansal işlem yapan bir müşteriler müşteri, hazır bir müşteri kitlesine sahip Mastercard. Yani burada verdiğim örneklerde olduğu gibi bir şekilde bir vesile, bir sebep diyebileceğimiz bir ortak fayda sunuyor olmanız gerekiyor iş ortaklarınızı. Diğer taraftan ekosistemler şunu da yapıyorlar. Değil diyebileceğimiz yani günlük operasyonlarında karşılaştıkları sorunları ters düz de edebiliyorlar. Mesela Hı. ne gibi? Özellikle ekosistemleri rahatsız eden şeylerden bir tanesi de şu startuplar. Hatırlarsan burada özellikle dijital dönüşümü anlatırken işte mesela Kamil Koç örneğini vermiştik vesaire filan dijital dönüşümün o iki tane meşhur prensibinden bahsetmiştik vesaire. Startup'lar gerçek manada bu ekosistemleri ve büyük corporate firmaları rahatsız ediyorlar. Evet. Fakat şu mümkün, daha açık bir iletişimle ki aslında işin sırrı burada. Bu startup'ları kendi tarafımıza alarak iş yapmak yapmakta mümkün. Misal Galeries Lafayette mesela bu kurduğu startup hub'larıyla birçok hub var aslında bakarsan özellikle Fransa'da vesaire mesela plug and play bunlardan en meşhurlarından bir tanesi. Mesela böyle hublara dahil olup startupları gel kardeşim benimle beraber çalış sana ben destek vereyim belirli bir inovasyon programı oluşturalım burada da senin amacın beni gerçekten rahatsız etmek olsun. Ben acaba ne gibi alanlarda rahatsız olabiliyorum startupların hareketlerinden gibi işleri ters düzde edebiliyorlar. Diğer taraftan şöyle enteresan bir durum var. Bu startuplarla beraber çalışma konusu bazı sıkıntılar beraberinde getirebiliyor çünkü çok büyük firmalar çok küçük yapılarla sözleşmeler yapmak zorunda kalabiliyorlar. Şimdi hal böyle olunca o işin içerisine çok fazla hukuki süreç girebiliyor. Çok detaylı sözleşmeler çok büyük ve çok küçük firmalar arasında gidip gelebiliyor vesaire. Bunlar çok ciddi anlamda bir dert. Hem büyük firma için dert hem de küçük firma için dert. Onun için bizim genellikle yani tavsiye ettiğimiz şey daha mümkün mertebe daha defined daha böyle eli yüzü düzgün tanımlı sözleşmeler yapılması daha kısa sözleşmeler daha belki iyi niyet çerçevesi içerisinde bazı sözleşmeler yapılması ve hem ilerlemenin hem de ayrılmanın kolay olabileceği bir sürecin geliştirilmesi. Burada niye dijital ekosistemler kuruyoruz dersek, yavaş yavaş dijital ekosistemler tarafını toparlayacak olursak yapılan çalışmalarda şöyle şeyler söz konusu. Yani gelirinin %50'si dijital ürün ve hizmetlerden gelen firmaların diğer firmalara nazaran gelir artışları diğer firmalara göre %32 daha fazla. karlılıkları da %27 daha fazla. Onun için firmalar gözlerini bu dijital tarafa çok ciddi anlamda yöneltmiş durumdalar. Peki biz nasıl ekosistem olabiliriz? Çok temel anlamda iki çıkış noktamız var. Birincisi, müşteriler hakkında daha fazla bilgi edinmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü müşteriler senin tabirinle veri nimet. Yani data oluşturuyorlar. Her işlemde binlerce data oluşuyor, binlerce kilobayt data oluşuyor ve o datalar bize gelecekle alakalı çok ciddi öngörüler sunabiliyorlar. Bu bir. İkincisi dijital ekosistemde dijital ürün ve hizmetleri pazarlayabilme yeteneğine sahip olmamız gerekiyor. O da tabi ciddi bir müşteriyi tanıma, ihtiyaçları belirleme gibi yeteneklerden geçiyor. Bununla alakalı böyle bir son bir örnek vermem gerekirse mesela CBA diye bir banka var. CBA... Nerede? Avustralya'da CBA Commonwealth Bank of Australia demek. Ooh. Yani... Kraliçenin bankası aslında. Yani bu Commonwealth hmm. biliyorsun işte İngiltere, Kanada, tabii, tabii. Avustralya, Yeni Zelanda filan Commonwealth'ta ya. Artık kral lütfen hocam. E i̇şte evet artık kralın oldu. <laughs> kralın bankası bu. Avustralya'daki CBA bankası, Sydney merkezli. Doğal olarak bu banka, bankalar ne yaptı? Ne satmak ister? Kredi. Para satmak ister. Para, evet yani. kredi satmak ister. Yapmak istediği şey de şu ev kredisi satmak istiyor. Müşterilerinin ise şöyle bir şey anlıyor. Bu az evvel işte onun için söyledim yani ihtiyaçlarını iyi belirlemekle alakalı. Bir bakıyor ya arkadaş müşterilerinin gerçek ihtiyacı ev kredisi bulmaktan ziyade çünkü herkes ev kredisi veriyor. Doğru evi bulmak ve ev sahibi olmak olduğunu anlıyor. Banka inanmayacaksın ama kendine ait bir tane online emlak uygulaması yapıyor. Ve bu online emlak uygulaması üzerinden deli gibi ev kredisi satıyor. Ve bu uygulamanın return on investment'ı da %110 civarlarında filan oluyor. Üf, çok, iyi. çok dolaylı bir evet. yaklaşım. Ama bu işte müşterinin ihtiyaçlarını ve taleplerini tahmin etmekle alakalı. Kesinlikle çok iyiymiş. Hocam çok teşekkür ederim vallahi Yani çok aydınlatıcı bir bölüm oldu yine. Rica ederim. Buna devam etmemiz lazım. Ne yapacağız? Dijital ekosistem iş modelleriyle devam edeceğiz buna. Şimdi dijital ekosistemleri anlattık. Bundan zaman... sonraki bölümde de dijital ekosistem iş modelleriyle devam edip noktalayalım. O zaman haftaya diyelim. Tamam okey. Anlaştık. Görüşürüz hocam.